Sarayın gelenlerine bakalım mı? Grafiğimiz hazır mı? Yönetmenimiz Güven'e soralım. Bu arada Galatasaray'da son transferlerin ardından aynı zamanda yabancı kontenjanında da yer açmak gerekiyor sarı-kırmızılardan. Omar'ın lisansının askıya alınması gündemde. Gelenler de bunlar. Alexandro Çıkaldao, Barış Alper Yılmaz, Sasha Boye, Aytaç Karaalpaslan, Öztürk Van Aanholt. Ama şimdi demin Beşiktaş'ta Gelenler bunlar. hayır demin Beşiktaş'ta resmi anlaşma imzalamadığı dedin. Gidenler oldu çünkü. Burada Boya ile Van Aanholt daha resmi anlaşma imzalamadı Futbolcular ki. geldi diye açıklandı bu arada. Ama Hayır, Rozier kapa bir şey bildirildi, söyleyeceğim. görüşmelere başlandı diye. Rose ve Şimdi burada Gezal'la ben de ilgili hiçbir şekilde Ceylan'ın kap yanında bildirimi olurum. olmadı. Yani şimdi burada Ceylan'ın yanında olurum hakikaten. Rozier'le Bunlarla Gezal kap hala daha bildirimi geldi yüzeysel Beşiktaş'ta. anlaşma var. Evet. Toprağı bol olsun Reyes. Toprağı bol olsun Forlan. Pardon, çok yaşasın Forlan. Eyüp. Biliyor musun? Üçü aynı gün kap açıklaması yapılmıştı. Bir tanesi geldi. Biz Şimdi resmi açıklamaları gündemde olarak bir ya da iki hazırladık kere böyle efendim. şeyler Evet, olmuştu. Ayan, Bu siz de uygun sen niye daha diğer görürseniz. takımlarda da oldu bu sen söyledin? Abi demin Beşiktaş'ta ne dedik? Diğer Demin takımlarda Beşiktaş'ta oldu. resmiyet Onlar göster. da kamuoyu aydınlatma platformunda yapılmış bir Ben de diyorum ki açıklama da kamuoyu yok. aydınlatma platformunda Rumen orta saha dışındaki iki oyuncuyla henüz an itibariyle kontrat yapılmamıştır. Ben de o zaman başka bir söyleyeyim. İki futbolcu da geldi burada. Yani şu anda Hoş burada. geldin denmedi mi resmi Fanarlot burada mı? hesaplardan? Fanarlot geldi mi? Burada. O Fanarlot da burada mı? Yok, Emin henüz misiniz? Türkiye'ye gelmedi. Ama kamuoyu aydınlatma platformunda açıklamalar yapıldı. Evet, devam edelim. Ya ben o Ulforici Forlan Savaşıyorum. Reyes'ten gol yediğim için. An Fanarlot itibariyle gelmedi mi ya? açıklananları düşünecek olursak gelenler bu şekilde Mehmet Ayhan. Vazgeçilebilir ıslak imza olmadan diyerek sizi de rahatlatayım. Devam Bugün edelim. formunda belki de Fanarlot bugün gece gelir yani. Sen böyle değilsin. Ben çünkü geçen Gelir. hafta Evet. konuştum, akşamında kaplar geldi. Belki de yola çıkmıştır yani. Ama bugün Alexander formdasın. Çıkaldao, Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk geldi. Evet. Dört de iyi transfer. Ne diyeyim yani? Barış Alper Yılmaz'ı çok merak ediyorum. Hepimiz. İşte biraz önce dedim heyecanlanıyorum diye. Hepimiz. Orada mesela bir heyecan Evet. var. Bu çocuk, çünkü bu transfer çok uzun sürdü. Niye? Anadolu'nun bağrından kopup gelen çocuk. Bu çocukları alalım, hep beraber heyecanlanalım. Kerem Aktürkoğlu'nu 3. ligden alıp Süper Lig'de 3 lig üzeri taşıyarak milli takıma götürmekten heyecanlanalım. Mevzumuz budur. Yabancılarda. Mesela ben şu anda bu 3 futbolcudan hangisi heyecanlandıysam ben heyecanlanamadım mesela. Ben Barış Alper Yılmaz'a daha çok heyecanlanıyorum. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu izleyebilmek için her maçta acaba bir 3 dakika izleyeceğim mi, bir 5 dakika izleyeceğim mi diye her maç oturup kalktığım bir oyuncuydu. Oynamaya başladıktan sonra her Galatasaraylı'yı heyecanlandıran bir Üretim futbolcu. heyecanlandırır. Üretim heyecanlandırır. Evet. Peki bir de gidenlere bakalım Galatasaray'dan. Gidenler Şener Özbayraklı, Emirhan Civelek, Metehan Mertöz, Okan Koçuk, Ryan Dong, Martin Linnes, Gerson Fernandes, Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Etebo ve Saracchi Galatasaray'dan ayrılanlar. Emirhan Civalek ile Metehan Mertöz herhalde kimse hatırlamaz. Değil mi sevgili Mehmet? Emirhan'ı hatırlıyorum. Metehan'ı ben de hatırlamıyorum, açık söyleyeyim. Emirhan'ı da biz içinde olduğumuz için hatırlarız yani. Yoksa Ben çok Metehan'ı fazla. da tanıyorum desem yalan söylemiş olurum. Ama tabii daha bu devam edecek. Altyapıdan sözleşme imzalanıp kiralanan oyunculara belki bu sene yine Emin Bayram olacak. İşte Işık Kağan var orada, birçok oyuncu Hı var. hı. Etobo iz bırakmadan gitti. Çok fazla iz Bu bırakmadı. arada Daha çok Saracchi'nin de hazırlık maçında evet ya, çok bağları üzücü. Büyük koptu. Evet, talihsizlik. Yani çok üzücü. buradaki keşke buradaki gibi o müzmin sakatlığı ufak ufak oluyordu ama böyle bir sakatlık her zaman üzer yani beni. Hakikaten çok, biraz önce örnek verdin ya, Geçmiş o olsun diye. fayanstan bir tane Çapraz örnek verdin meselesi ya. falan, bunlar çok acı Yani şeyler yani. Hiç kimsenin, Allah kimse başına vermesin. vermesin. Çok da sezonun başı. Talihsizlik. Büyük talihsizlik. Şener Özbayraklı, yani şuraya baktığın zaman Buradan kalsın dediğiniz futbolcu herhalde hepimizin aynı isim. Bir deneyelim mi? Dong. Halil Dervişoğlu. Ben de Dongçuyum. Halil Dervişoğlu kalamaz ki. Hayır, tekrar kiralansın ya da takımda kalsın demek Şimdi istiyorum. ben önceliğe bakarım. Burada şu anda sana kim lazım, kim Dong. kalsın derse tartışmasız Dong Tamamen Dong kalsın. lazım. Çünkü forvet hesabın dolu. Orta sahada Onyekuru'nun da yeri dolu. Fernandez'in olduğu yer şu anda tamam, eksik. Doldurulmaya Doldurulmaya çalışılıyor. çalışılıyor. Şurada kim olsun derse her yerde oynayabilen bir Dong. Stopere koy, stoperde oynasın. Peki Orta neden sahaya koy. devam edilmedi Dong'la? Yabancı kontenjanı sen şu anda daha henüz Ozan Monfor'u gönder. Az önce değil mi pasaport, orada iki tane fazla var. Sekidika. Sekitika ve Ozan Monfor şu anda mutlaka kiraya verilecek isimler gözüküyor. Ya yol ayrımına Ucube, gideceksin. ucube yabancı kuralı var ya. O ucube yabancı kuralı bütün hocalarımızı 8 artı 3'e mecbur ediyor ya.
O ucube yabancı kuralından dolayı Galatasaray Donk'a salladım. 500 bin euro veriyordu. Pardon 500 bin değil 900 bin euro veriyordu. 500 gösteriyordu. Donk'a belki bir İstanbul'luk düzenini bozma. Mehmet Topal'ın Beşiktaş'ı yaptığı gibi 250-300 bin euroya gel bize devam et diyebilirdi Galatasaray. Ama ucube yabancı kuralından dolayı bunu söyletmiyorlar Galatasaray'a. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a hepsine. Hiç kalması da konuşulmadı biliyor musun? Kalacak, gidecek, pazarlık yapıldı vesaire. Hiç daha Donk'la ilgili en ufak bir bilgi yok yani. Hiçbir bilgi yok. Peki ama... TFF birincilikten çıkar mı Donk? Bence İstanbul'luk düzenini bozmaz bu oyunculara. Donk yalnız her takımda oynar ya. Bence de oynar. Oynar yani. Süper Lig'de de oynar ya. Süper Lig'de her takımda oynar. Yani şu anda... Ben olsam Kasımpaşa'nın yerinde bir denerim yani. Eski takımı. Ya önümüzdeki günlerde görürüz zaten. Tekrar Hollanda'ya falan dönmez herhalde. Burada devam eder gibi mi geliyor? Abi dünyanın en güzel yeri ya. Dünyanın en güzel yeri yani. Bir de şey aldığım para Euro cinsinden. Ya yabancı kontenjan olmamış olsa Mehmet Topal kazanamaz mı? Mehmet Topal'dan daha iyi mesela. Abi, özellik olarak baktığınızda Mehmet Topal da stoper oynuyor, orta saha oynuyor. O da mesela çok gönlü bir oyuncu. Aynen. Hemen şunu sorayım peki. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta konuşmuştuk. Galatasaray'da 11'e yazacağınız ilk 3 futbolcu kimler olur? Bunu bütün takımlarda konuşacağız Mehmet Ayhan. Bulmakta zorlanıyorsanız bu benim sorunum yani, değil takımları sorun. Tabii senin sorunun değil. İçim şişiyor. Ne gerek var bu saçma sapan kurala ya? Ya bırakın oynasın İstiklal Marşı'nı falan yani. Söyler insanlar 50 bin kişi tribünde, 25 bin kişi tribünde söyler. O futbolcu söylesen olur, söylemesen olur ya. Ya hakikaten artık yani bu... Bunu 6 verici hadi Galatasaray'a dediğin gibi koyalım. Evet. Allah'tan Galatasaray'da geçen sene. Şimdi Galatasaray'da 3 tane Emre var bir kere. Emre Kılınç, Emre Akbaba, Emre Taşdemir. Emre Taşdemir. Üçü de Emre Amade. Ama üçünden de ilk 11 oyuncusu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Geç. Arda Turan çok değerli kardeşimiz, arkadaşımız. İlk 11 oyuncusu diyebiliyor musun? Etti 4. Ömer Bayram o taşı o şekilde atıyor. Diyebiliyor musun? Virgil van Dijk arkadaşıysa fırça atar öyle taç mı attırdı diye. 5. Taylan şu anda sakat ama az önce senin dediğin kafamın bir yerine girdi. Acaba Fatih Hoca vazgeçer mi? Etti. 6. 6 tane temel oyuncu saydım. 6 tane Galatasaray'da ilk 11'e aday yerli oyuncu var. Alparslan Aytaç'ı saymaz mısın? Ben son maçın 11'ine bakıyorum. PSG maçına ama böyle 3 tane oyuncu çıkaramıyorum. Alparslan'la Aytaç konusunda çok değerli oyuncular, iyi transferler. Fakat ne Alparslan ne Aytaç Galatasaray'ın 11 oyuncusudur. Bunları çocuklar da kabullenerek yerler. Yani şöyle bir kadro yaparken Fatih Hoca ya ben Alparslan'ı şuraya koyayım, Aytaç'ı da buraya koyayım diyemez. Onları ayırmamın sebebi ne biliyor musun diğerlerinden? Çünkü bunlar ilk 11 oyuncusu olarak gelemezler. O çapta Galatasaray oyuncuları değil şu anda. Her zaman katkı verirler. Ancak ilk 6 oyuncu geçen seneden kalma özellikle 5 tanesi Galatasaray'ın 11 oyuncusu adayı. Aralarında bir Taylan'ı ben görebiliyorum. Bak Taylan da dahil geçmişe şöyle bir bak. Yekta, Ceyhun, Selçuk'un ilk geldiği sene o bölgelerde Engin Baytar, Emre Çolak sayarım daha fazla şimdi ilk aklıma gelenler. Bunların olduğu yerde bunlar giremiyordu kadroya. 18'e giremiyorlardı. Bırak 11'e yani 18'e giremiyorlardı. Şimdi Yekta'nın iyi olduğu zaman Ceyhun'un bugün 10 sene geriye gidiyorum yani o daha genç olduğu zaman ki bugün bile hala 6'ya transfer oldu. Ya bu isimlerin olduğu yerde bu iki isim hakikaten... Tabii, o zaman parayı saçtığı için Galatasaray yönetimi Ünal Aysal'ın parayı saçtığı dönemler olduğu için... Sen biliyor musun Ceyhun'un, pardon Yekta'nın bonservis bedelini? 4 milyon 250 bin euro değil mi? 3 milyon 750 bin euro artı bir oyuncu 250 bin euro 4 ama, milyon ama euro. Ama Ünal Aysal dönemi değil Yekta'nın anlaşı. Ünal Aysal dönemi değil Adnan Polat dönemi. Yekta sanki Adnan Polat döneminde alındı. Doğru. Düzeltiyorum Adnan Polat. Doğru çünkü Hacı oynatmamıştı hatırlıyorum. Doğru haklısın. 400 diye hatırlıyorum hatta. Ben hatta 3750 artı bir oyuncu olarak ben hatırlıyorum. Ben de 4250 diye hatırlıyorum. Hatta bak o zaman bu paralar verildi. Bak Galatasaray'da bu paralar verildi. Doğru kusura bakmasın Adnan Polat yönetimidir. Çünkü Hacı'nın kendisini doğru yere konumlandıramadığını söylemişti. Haklısın. Doğru. Ondan sonra o kadar orta sahanın içinde hep böyle oynadı, oynamaya çalıştı. Kalabalık bir... Şimdi de tatil yapıyor. Bodrum Spor'da. Yekta Bodrum'la anlaştı. Ne güzel adam hem oyuncak hem tatil yapacak ya. 36 yaşın keyfi. Ya kalabalık da o bölgeler. Olcan Adım vardı. Çok ciddi paraya transfer etti. Yani, o da mesela aynı şekilde. Tekrarlayalım. İki yeni transfer. Alparslan Aytaç. 3 tane Emre 5, Arda 6, Taylan 7. Kim bir oyuncu daha saydık 8. oyuncu olarak? Yerli oyuncu olarak. 7, 8 tane oyuncu işte. Onlardan 3 tanesini Fatih Hoca ortaya koymak zorunda. 2 tane genç çocuğu katmıyorum. Yani Kerem'le Barış Alper Yılmaz'ı da devreye koyamıyorum. Çünkü ilk 11 oyuncusu olmak başka bir kültür, başka Kerem bir değer. Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de düşündüğü konuşuluyor. Fatih Terim'in. İnşallah.
konuşulur. İnşallah olur. Öyle olur. Ama son Kerem... bizim PSV Eindhoven maçındaki kadronun içinde 5 ya da 6 tane futbolcunun geldiği takımlara bak şöyle. Orada eskiden mesela Galatasaray içinde orada en fazla bir bilemediği 2 tane olurdu. Eskişehir var, Kasımpaşa var, Göztepe var. Soldan öne kurtarıcı olarak gelen Yunus Akgün, senin alt yapı oyuncunun Adana Demirspor. Çıkarmıştım o zaman ya. 6 tane şey vardı. Emre Kılıç, Sivas Spor. Yani Emre Baba hadi şu anda yok. Gelen oyuncuların şu anda PSV Eindhoven maçındaki 11'ine bakıyorsunuz. O 2000'den beri önce bahsettik ya. 20 yılda böylesine kötü bir kadro bir daha olmaz.